Çemberde uzunluk. Çemberin arkadaşlar çevre uzunluğunu bulmak için pi sayısı ile yarıçapının iki katı çarpılır. Yarıçapla 2 ile pi'yi çarparız veya çap ile pi'yi çarparız. Her ikisiyle de arkadaşlar çemberin çevre uzunluğu hesaplanabilir. Başlayalım bakalım sorularımıza. Yarıçapı 5 cm olan çemberin çevresini bulunuz demiş. Arkadaşlar çevre formülü neydi? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. O halde 2'yi yazıyoruz. Pi sayısını 3 alın demiş. Yarıçap küçük r'ydi. Yarıçapta 5 varmış. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. Yarıçapımız santimetre olduğu için çevrede santimetre çıkacak. Bir diğer örneğimiz çapı 16 santimetre olan çemberin. Şimdi çapı dediğimiz şey büyük r'ydi. Büyük r 16 santimetreymiş. Çemberin çevresini bulunuz demiş. Çemberin çevresi arkadaşlar neydi? 2 çarpı pi çarpı r'ydi. Veya 2 r neye karşılık geliyordu? Büyük r'ye karşılık geliyordu. Büyük r çarpı pi'di. Şimdi büyük r'yi arkadaşlar 16 olarak vermiş. Pi sayısını 3,14 alınız demiş. Çok nadir de olsa karşınıza çıkabilir arkadaşlar. 3,14 alarak. O halde şimdi 3,14 16'yı çarpalım. 314 çarpı 16. 6 kere 4, 24'ün 4'ü, elde var 2, 6 kere 1, 6, 2 daha 8, 6 kere 3, 18, 1 çarpı 4, 4, 1 çarpı 1, 1, 1 çarpı 3, 3, topladığımız zaman 4, 12'nin 2'si elde var 1, 8, 1 daha 9, 1 de elde 10, 1, 3 daha 4, 1 de elde 5. Virgül daha sonra 2 basamak olduğu için, virgül daha sonra arkadaşlar 1, 2, 2 basamak olacak, 50,24 santimetre. Çevresi 48 metre olan bir çemberin çapı kaç metredir demiş. Öncelikle arkadaşlar şeklimizi çizelim. Çevresi 48 metre. Öncelikle şurada bir yarıçap var. Yani 2 çarpı pi çarpı r'nin sonunda 48 metrelik bir uzunluk çıkacak. Şimdi pi gördüğümüz yere 3 yazmamız istiyor. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 48 metre. 6 r eşittir 48 ise her iki tarafı 6'ya böldüğümüzde r eşittir 8 metre yapacak. Bizden istenen çaptı. Çap 2 tane r'den oluşur arkadaşlar. 2 tane yarı çaptan oluşur. 2 çarpı 8 16 metre. Diğer sorumuz. Çevresi 54 santimetre olan bir çemberin yarı çapını bulunuz demiş. Şimdi yine aynı şekilde çemberimizin çevresi arkadaşlar. Şuraya r diyelim. Çemberin çevresi 2 pi r. 2 pi r'nin sonunda 54 santimetrelik bir uzunluk çıkacak. Pi gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Çarpı r eşittir 54. 2 kere 3, 6 r eşittir 54 ise her iki tarafı 6'ya bölelim. R eşittir 9 santimetre. Bizden neyi istiyordu? Çemberin yarı çapını. Yarı çapımız ne çıktı? 9 santimetre çıktı. Bir diğer sorumuz. Yayın uzunluğu. Arkadaşlar yayın uzunluğunu bulurken nelere dikkat ediyoruz bir bakalım. AB yayınının uzunluğunu bulmak için yani şuradaki yayın uzunluğunu bulmak için 2 pi r çarpı alfa bölü 360 formülünü uygularız. Ne demek istiyoruz arkadaşlar? 360 derece 2 pi r yapıyorsa alfa derecelik bir açı neye karşılık gelir? Şimdi bunu hatırlayalım. Hatırlıyorsak çapraz çarpımız vardı şu şekilde. Yani doğru orantımız 360 derece çarpı soru işareti eşittir 2 pi r çarpı alfa. Her iki tarafı 360'a bölersek 2 pi r çarpı alfa bölü 360 yapar. Bir başka mantığı ise şudur arkadaşlar. Çevrenin tamamını 360'a bölerseniz 1 dereceye karşılık genel açıyı bulursunuz. Alfa ile çarparsanız mesela alfa 30 derece olsun 30'a çarparsanız 30 derecelik açının yayını bulmuş olursunuz. Şimdi soruları da görelim. O merkezli çemberin yarıçapı 4 cm'dir. AOB açısı 120 derece olduğuna göre AB yayının uzunluğunu bulunuz demiş. Öncelikle çemberin çevresini hesaplayalım. Çemberin çevresi 2 pi r'ydi. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız kaç yaptı? 4 mü? 2 kere 3 6, 6 kere 4 24 cm. Arkadaşlar bu tamamı yani kaç derece karşılık geliyor? 360 dereceye. Ben bu 24 santimetreyi 360 dereceye bölersem
1 dereceye karşılık geleni bulurum. Sonra da benden istenen 120 dereceydi. 120 ile çarparak 120 derecelik açıyı bulalım. Varsa sadeleştiririz arkadaşlar. 120 ve 360. 120'ye böldüm. 1. 120'ye böldüm. 3. 24 çarpı 1. 24. Aşağıda ise 3 var. 24'ü 3'e böldük. 8 santimetre yaptı. Aşağıdaki O merkezi çemberin yarıçapı 15 santimetredir. Buna göre 72 derecelik açısının gördüğü yay uzunluğunu hesaplayın demiş. Öncelikle bir çember çizelim arkadaşlar. Şimdi aşağıdaki O merkezi çemberimiz şu. O merkezi olsun. Burası da 72 derece olsun. Şimdi yarıçapı 15 santimetre. 72 derecelik açıya karşılık gelen yeri bulalım. Ne yapıyorduk? 2 pi r'yi yani tüm çevreyi hesaplayıp 360'a bölüyorduk. Sonra da bizden istenen açıyla çarpıyorduk. Şimdi 2 çarpı pi gördüğümüz yere 3 yazın demiş. Yarıçapı 15 santimetre. 360 dereceye bölüyoruz. Sonra da bunu arkadaşlar bizden kaç derece istemişti? 72 derece. 72'ye bölelim. Şurayı birazcık düzenleyelim. 2 kere 3 6. 6 çarpı 15 90. Çarpı 72 derece bölü 360. 72'ye bölersek 1. 72'ye bölersek 5. Geriye ne kaldı? 90 çarpı 1. 90. Aşağıda da 5 kaldı. 90'ı 5'e bölersiniz arkadaşlar ne yapar? 18 yapar. Uzunluk ölçümüz neydi? Santimetre. Bir diğer sorumuz. 180 derecelik açının gördüğü yayın uzunluğu 2 pi r bölü 2 yani pi çarpı r. Aslında yarım çember olduğu için tamamını 2'ye bölmemiz yeterlidir. 90 derece ise çeyrektir arkadaşlar. Çeyreği bulmak için de sadece neyi bölmemiz yeterlidir? Tüm çevreyi bulup 4'e bölmemiz yeterlidir. Aşağıda O merkezi çemberlerin yarıçap uzunlukları verilmiştir. Bu çemberlerin merkez açısının gördüğü yay uzunluklarını hesaplayınız demiş. Arkadaşlar yarıçapımız 35 santimetre. Şimdi yarım çember var. AB uzunluğunu bulalım. Önceki tamamını hesaplayalım. 2 pi r'den. 2 çarpı 3 çarpı 35. 35 çarpı 2 70. 70 çarpı 3 210 santimetre yapar. Tam olduğunda 210. Yarım olduğunda 105. Şimdi diğerini hesaplayalım. 2 pi r'den arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 48. 48 çarpı 3 40 80 120 144 yapar. 2 katını alırsak 288 santimetre yapar. Şimdi elimizde çeyrek yay olduğu için yani 4'te 1 yay olduğu için 4'e bölelim. 288'in yarısı 144 tekrar 2'ye bölelim. 72 santimetre. Ve eşittir 60 santimetre. 150 derecelik bir açı sormuş. Arkadaşlar 150 derecelik açıyı hesaplamak için biraz uğraşacağız. Ek bir kağıt kullanalım. Tamamını hesapladığımızda neydi? 2 pi r. Ne yapıyorduk? 360 dereceye bölerek 1 dereceye bölüyorduk. Daha sonra da bizden istenilen açıyla çarpıyorduk. Şimdi arkadaşlar 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 60 verilmiş bölü 360 var. Bizden istenen açı ise 150 derece. Şöyle bakalım varsa sadeleştirmelerimizi yapalım. 2 kere 3 6. 6 çarpı 60 360 yapar. Burası 360 yaptı. Burası 360 yaptı. Bunlar birbirini götürdü. Geriye ne kaldı? 150 kaldı. O halde bizden istenen 150 santimetrelik bir uzunluk. Evet arkadaşlar alttaki 3 çember için yerlerin uzunluğunu siz buluyorsunuz. Açıların gördüğü yerleri hesaplayın. 135 derece, 5 derece ve 80 derece. Aşağıda çevre uzunlukları verilen çemberlerin yarıçap uzunluklarını bulunuz demiş. Şimdi pi sayısını 3 vermiş. Çevre uzunluğumuz 18. Şimdi birincisi için arkadaşlar başlıyoruz. Çevresi 18 ise 2 çarpı pi çarpı r formülünün sonunda 18 santimetre çıkmış. 2 çarpı pi gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. Yarıçapımız belli değil. Sonuç 18 santimetre. 2 kere 3 6r eşittir 18 santimetre. Her iki tarafı 6'ya bölelim.
R eşittir 18'i 6'ya böldüğümüzde ne çıkacak? 3 santimetre çıkacak. İkinci soruyu da yine çözelim. 2 çarpı pi çarpı R çevre formülümüzdü. Bu formülde pi gördüğümüz yere 3, R gördüğümüz yere de istenilen yarıçapı yazdığımızda sonuç ne çıkacak? 120 santimetre çıkacak. Şimdi burada 6 var. Her iki tarafı 6'ya bölelim. R eşittir 126'ya böldüğümüzde ne yapacak? 20 santimetre çıkacak. Üçüncüsü için arkadaşlar çevremiz 84 santimetre. Bu örneğimizde sıra sizde. Aşağıda 10 merkezli çemberde yay uzunluğu ve yarıçap uzunluğu verilmiştir. Bu çemberlerden merkez açının ölçüsünü hesaplayınız. Bakalım arkadaşlar. Şimdi aşağıda 10 merkezli çember için yay uzunluğu yarıçapımız 16 santimetre, yay uzunluğu 48 santimetre. O zaman VOY açısı kaç derecedir diye sormuş. Öncelikle görselleştirelim. Şimdi arkadaşlar şurası V olsun, şurası O olsun, şurası da Y olsun. VOY yayının şurada görmüş olduğu açının yay uzunluğunu 48 olarak vermiş bize. Şimdi başlayalım. Buradaki arkadaşlar taktiğimiz basit. İstenilen bölü tamamı yapacağız. İstenilen bölü tamamı eşittir alfa bölü 360 derece. Bizden istenilen 48 santimetrelik yayın ölçüsünü bulmamız. Tamamı nedir arkadaşlar? Tamamını hesaplayalım 2 pi'den. 2 çarpı pi gördüğümüz üzere 3 yazdık. Geri çarpı 16 yazdık. 3 çarpı 16 48. 48 çarpı 2 96. Tam çember 96 santimetre. Bizden istenilense 48 santimetrelik bir ölçü. Tam ölçü 360 derece. Bizden istenilen alfa. Şimdi arkadaşlar tüm çemberde yani 96 santimetrede 48 santimetre nedir? Yarısı kadardır. O halde 360'ın da yarısı nedir? 180 derece. Yani bizden istenilen yay uzunluğumuz 180 dereceymiş. Yine aynı mantık arkadaşlar. Önceki tam çemberi bir hesaplayalım. 2 pi r. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 30. 30 çarpı 3 90. 90 çarpı 2 180 santimetre yapar. Bize arkadaşlar sorulan yay uzunluğu 50 santimetre. İstenilen 50 santimetre tamamı 180 santimetre. İstenilen 50 derecenin açısı tamamı ise 360 derece. Burada zaten bir şey dikkatinizi çekiyordur. 180'in 2 katı nedir? 360. 50'nin de 2 katı nedir? 100 derece yapacak o zaman. Yarıçap 25. BC'ye 30 santimetre demiş. Ve arkadaşlar bu örnek sıra sizde. Şimdi bir diğer sorumuz. O merkezli çemberde AO eşittir 12 santimetre. AO derken neyi kastediyor? Yarıçapı kastediyor arkadaşlar. AOB 150 derece olduğuna göre AB yayı kaç derecedir diye sormuş. 150 derecelik yayı soruyor. Öncelikle neydi formülümüz? 2 pi r'yi yani tam çemberi 360'a bölüp sonra da istenilen açıyla çarpacaktık. 2 çarpı 3 çarpı yarıçap uzunluğumuz 12 bölü 360. Burada arkadaşlar neyi unuttuk? Alfa'yı eklemeyi unuttuk. Çarpı bir de alfamız vardı. 150 derece. Onu da ekleyelim. 3 çarpı 12 36 yapar. 36'yı da 2 çarptık. 72 çarpı 150 derece bölü 360 derece. Dereceler bir gitsin. Sıfırlar da bir gitsin. 72'yi 36'ya bölersek 2 çıkacak. Yukarıda 2 kaldı. Yukarıda 15 kaldı. 2 çarpı 15 30. Neyi bulmaya çalışıyoruz? ABY'nin uzunluğunu. O zaman 30 santimetre bulduk. Yukarıdaki yelpazenin ucuna dantel dikilecektir. Verilere göre kaç santimetre dantele ihtiyaç vardır? Aslında şöyle bunu biz bir tamamlayalım. Tam bir çember elde ettik mi? Elde ettik. Yarıçapı 16 olan 120 derecelik bir açının karşısındaki uzunluğu bize soruyor arkadaşlar. Önceki tamamını hesaplayalım. 2 pi r. İstenilen 360 derece, bizden istenen açı 120 derecelik kısmı. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 16, istenilen açı bölü 360. Şimdi sadeleştirme yeteneklerimizi kullanalım. 120
120'ye böldüm. 360'ı 120'ye böldüm. 3. 3'ü 3'e böldüm. 2 çarpı 1 çarpı 16. 16 çarpı 2 ne yapar? 32 santimetre yapar. O merkezi çemberde AO uzunluğu eşittir BO uzunluğu, o da 1,6 metre eşittir demiş. 135 dereceyi vermiş. Olduğuna göre ACB yayının uzunluğu AB yayının uzunluğundan kaç santimetre fazla dedi sormuş. Güzel. Şimdi arkadaşlar öncelikle ACB yayının neyini bulalım? Uzunluğunu bulacağız. Kaç dereceye karşılık geliyor? Şimdi şöyle düşünelim. Açı üzerinden mi gidelim? Normal mi hesaplayalım? Normal hesapladım. Öncelikle arkadaşlar tamamını bir hesapladım. Tamamı 2 piri. 2 çarpı 3 çarpı yarı çapı 1,6 metre. Ama dikkat. Bak burada santimetre cinsinden soruyor. Burada metre cinsinden vermiş. Önce metreyi santimetreye çeviriyoruz. Metreyi santimetreye çevirmek için 100'e çarpalım. 1,6'yı 100'e çarparsak 160 yapar. Yani 160 santimetre eşittir. O zaman yarı çap gördüğümüz yere 160 yazalım. 2 kere 3 6. 6 çarpı 160, 960 santimetre yapar. Tüm çevremiz 960. Bizden istenilen 135 derece. Şimdi 960 santimetreyi arkadaşlar 360'a bölelim. Sonra da istenen açıyı çarpalım. 135 derece. Sıfırlar gitsin. Her ikisini 6'ya bölelim. 6'ya böldük 16, 6'ya böldük 9. Elimizde 16 çarpı 135 bölü 9 kaldı. 135'i 9'a bölelim. Tek seferde bölemeyeceğiz. O zaman şöyle yapalım. 3'e bölelim 45, 3'e bölelim 3, 3'e bölelim 15, 3'e bölelim 1. 15 çarpı 16 kaldı. 15 çarpı 16, 15'in katı 225, 240 santimetre yaptı arkadaşlar. Biz neyi bulduk şu anda? 135 derecelik yayın ölçüsünü bulduk. 135 derecelik yay ölçüsü 240. Tamamı neydi? 960. O zaman 960'dan 240'ı bir çıkartalım. 720. ACB yayı arkadaşlar 720 santimetre. Peki bize neyi soruyor? ACB yayı AB yayından ne kadar uzundur? Yani 720 santimetre 240'tan ne kadar uzundur? Çıkartalım. 12'den 4 çıktı 8. 6'dan 2 çıktı 4. 480 santimetre daha uzundur arkadaşlar. A ve B merkezli iki çember şekildeki gibi birleştirilmiştir. A merkezli çemberin yarıçapı 8 cm olduğuna göre şeklin çevresini bulunuz demiş. Bakalım. A merkezli çemberin yarıçapı 8 cm. Şimdi arkadaşlar şekli birazcık daha büyütelim. Şimdi burada A merkezli çember var. Burada B merkezli çember var. Bizim için A merkezli çemberin 8 cm olduğunu söylüyor. Burada da nedir? 2 tane yarıçaptan bahsediyoruz. Bu uzunluğun 8 olmasını istiyor. O halde nedir? Bunlar 4'e 4 olacak. Olduğuna göre şeklin çevresi. Şeklin çevresi için şöyle bir bakalım. Parça parça bir hesap yapalım arkadaşlar. Şimdi birinci hesabımız. Şuradaki yay uzunluğunu bulmaya çalışalım. Bu yayın uzunluğunu hesaplamak için öncelikle tam çember gibi düşünelim. 2 pi ile 2 çarpı pi 3 aldık. Yarı çapımız ne kadar? 8 santimetre. 2 kere 3 6. 6 kere 8. 48 santimetre yapar. Ama yarım yaydan bahsediyoruz. O zaman 2'ye böleceğiz. 24 santimetre yapacak. Şimdi şuradaki yay uzunluğunu hesaplayalım. 2 çarpı pi çarpı r. Şimdi arkadaşlar 2 çarpı pi 3 aldık. Yarı çapımız 4. 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 santimetre yapar. Yarım olduğu için 2'ye bölün, 12 santimetre. Şimdi çevreyi bulmak istiyorsak başladığımız yere geri döneceğiz. A merkezden başlayalım. A'dan itibaren şurada 8 gördük. Burada eğimli bir yüzey var. Nedir o? 24. Buradan itibaren eğimli bir yayımız var. Nedir şurası? Burası da 12. Topladığımız zaman 24, 12 daha 36, 36, 8 daha 44 santimetre yapıyor. Bir koşucu 6000 metrelik yarışı dairesel bir pist etrafında 25 tur atarak tamamlamıştır.
Buna göre pistin yarıçapı kaç metredir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, elimizde dairesel bir pist var. Koşucumuz bin metrelik mesafeyi 25 tur atarak tamamlayacak. Yani bu ne demek oluyor? Koşucumuz 25 tur attığında 6000 metre koşmuş olacak. Öncelikle bir tur attığında kaç metre koşuyor onu bulalım. 6000 metrelik mesafeyi 25'e bölelim. Şimdi 6 çarpı 60 çarpı 100 yapalım. Ne yaptı arkadaşlar? 240 metre yaptı. Yani bir tam turumuz 240 metre yapacak. 240 metre yaptığına göre bu aynı zamanda çemberin çevresine karşılık geliyor. Çemberin çevre formülü neydi? 2 çarpı pi çarpı r idi. 2 pi'nin sonucunda 240 metreyi bulmamız lazım. 2 çarpı 3 çarpı r eşittir 240. 2 kere 3 6. Her iki tarafı 6'ya bölelim. R eşittir 40 metre yapacak. Bize neyi soruyor? Yarıçap kaç metredir diye soruyor. Yarıçap 40 metredir arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Bir otomobilin tekerleğinin çapı 20 cm'dir. Tekerlek çizelim. Çapı derken neyi kastediyor? Tamamını kastediyor. Tamamı arkadaşlar 20 cm'ymiş. O halde büyük R 20 ise küçük R yani yarıçapımız 10 cm demektir. Otomobilin ön tekerleği 270 metrelik yolda kaç dönüş yapar? Şöyle yapalım öncelikle. Çevre 2 çarpı pi çarpı r'di. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapı da 10 aldık. 2 kere 3 6, 6 kere 10 60 santimetre. Şimdi arkadaşlar bir turda 60 santimetre dönüyor. 270 metre içerisinde kaç tane 60 metre var onu bulalım. 270 metreyi 100 ile çarparsak santimetreye dönüştürmüş oluruz. 27.000 santimetre içerisinde kaç tane 60 santimetre var? Sıfırlar gitsin. 2700 arkadaşlar 6'ya bölmeye çalışacağız. 3'e bölsek 900 yapar. 3'e böldük 2 yapar. 902'ye bölersek 450 yapar. Ve 450 dönüş 450 tur demektir. Şekildeki 10 merkezli çemberde A, bakın ne demiş? AO eşittir x artı 12. AO nedir arkadaşlar? Yarıçaptır. Ve yarıçapımız x artı 12'ymiş. Aynı şekilde OB 2x artı 5. OB nedir? O'dan B'ye giden mesafe de aynı zamanda yarıçaptır. Yani 2x artı 5'tir. Buna göre çemberin çevresi kaç birimdir demiş. Şimdi şöyle bir baktığımızda x artı 12 2x artı 5'e eşit olacak. Her iki tarafta x olduğuna küçük gider büyük kalır taktiğini uygulayalım. Küçük olan x gitsin, eksi x olsun. Artı 5 de eksi 5 olarak gitsin. 12'den 5 çıktı. Burada da nedir? 2x vardı. 2x'ten x çıktı. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. 2x'ten x çıktı. X kaldı. X eşittir 7. Biz henüz arkadaşlar x'i bulduk. Yarıçap neye eşitti? X artı 12'ye eşitti. Şimdi yarıçapı bulalım. X artı 12. X gördüğümüz yere 7 yazdık. Bir de 12 ilave ettik. X eşittir. Pardon. R eşittir. 19 oldu. Yani yarıçapımız 19. Peki bizim formülümüz neydi? Çevre formülümüz 2 pi r'ydi. 2 çarpı pi'yi 3 alın dediği için 3 alıyoruz. R'yi de 19 yerine yazdık. 2 kere 3 6. 6 çarpı 19. Evet. 6 kere 9 54. 50 var 5. 6 kere 1 6. 5 de 50 11. 114 santimetre yaptı. Bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Şekildeki 10 merkezli çemberde buradaki açıyı 60 derece olarak göstermiş. Buradaki uzunluğu da arkadaşlar 12 cm olarak göstermiş. Nedir? AB uzunluğu 12'dir demiş. Şimdi bu AB uzunluğu için konuşalım bakalım. OA mesafesi R'ye kadar yani yarıçap. OB mesafesi R'ye kadar yarıçap. O halde burada ikizkenar üçgen var demektir. İkizkenar üçgenin kollarından bir tanesi 60 ise burası tepe noktası. Burası da nedir? 60 olacak. 60, 60 daha 120. Üçgenin iç açıları toplamı 180 dereceler. Burası da 60 olacak. O halde AB uzunluğu 12 cm ise tüm kollar 12'şer cm olacak. Bu demek ki yarıçapımız 12 cm'ymiş. Neyi soruyorduk? Çemberin çevresini. Çemberin çevresi 2 pi r'ydi.
2 çarpı 3 çarpı 12, 3 çarpı 12, 36 çarpı 2, 72 santimetre yapacak. Bir karenin içine yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi karenin kenarlarına teğet olan bir çember çiziliyor. Karenin çevresi 32 santimetre olduğuna göre çemberin çevresi kaç santimetredir? Arkadaşlar, karenin çevresi 32'dir demiş. O halde karenin çevresini 4'e bölersek bir kenarı 8 santimetre buluruz. Bu bir kenar neden oluşuyor? 1, 2. 2 tane yarıçaptan oluşuyor. Yani 4, 4. Yarıçapımız nedir arkadaşlar? 4 santimetre. Çemberin çevresini hesaplayın demiş. 2 pi r'den hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız 4. 2 kere 3 6, 6 kere 4, 24 santimetre. Evet, bir diğer sorumuz. Şekil 1'de verilen 48 santimetre uzunluğunda bir tel bükülerek şekil 2'de bulunan çember elde ediliyor. Buna göre şekil 2'de oluşan çemberin yarıçap uzunluğu kaç santimetredir? Arkadaşlar, elimizde bir tel var. Bu teli büktüğümüz zaman daire şeklini aldırmışız. Aslında bu dairenin o zaman çevresi nedir? 48 santimetre demektir. Çünkü 48 santimetreden oluşuyor. Peki dairenin çevresi 2 pi r miydi? Evet. 2 pi r uzunluğu 48 santimetre olacaksa pi gördüğümüz yerde 3 yazalım. Her iki tarafı 6'ya bölüyoruz. Ve eşittir 8 santimetre. Yarıçapı bize sormuştu. Yarıçapımız arkadaşlar 8 santimetre olarak çıktı. Yukarıda verilen şekilde C merkezli çemberlerin yarıçapı B merkezli çemberin yarıçapının 2 katı. Oo, dikkatli okuyalım. C merkezli çemberin yarıçapı B merkezli çemberin yarıçapının 2 katı. B merkezli çemberin yarıçapı A merkezli çemberin yarıçapının 2 katı. O halde küçükten başlıyoruz. Küçük yarıçapımız burası R kadar olsun. Burası da doğal olarak nedir? R kadar olacak. B'nin yarıçapı A'nın yarıçapının 2 katıymış. Bunun yarıçapı R ise bunun yarıçapı 2R. Burası da doğal olarak 2R. C'nin yarıçapı B merkezinin 2 katı. B'nin yarıçapı 2 ise burası da nedir? 2 katı 4R olacak. C merkezi çemberin çevresi 48 santimetre olduğuna göre A merkezi çemberin çevresi kaç santimetredir demiş. Hadi başlayalım hadi. C merkezinin çevresi. Arkadaşlar buradan önceki neyi bulalım? R'yi bulalım. 2 çarpı pi çarpı R. Aslında bu nedir? Yarı çaptır. O halde yerlerini yazalım. 2 çarpı pi çarpı. Bizim arkadaşlar aslında şeyden bulabiliriz. Tersten gidebiliriz. Hiç bununla uğraşmayalım. Buradaki R diyelim arkadaşlar yarıçapa. Sonuç 48 olsun. 2 çarpı 3 çarpı R eşittir 48 ise her iki tarafı 6'ya bölelim. R eşittir 8 santimetre. C 8 santimetre ise B onun yarısı kadar yani 4 santimetre. B 4 santimetre ise A onun yarısı kadar olacak yani 2 santimetre. Şimdi A'nın yarıçapı 2 santimetre olduğuna göre A'nın çevresi 2 pi r'den hesaplayalım. 2 çarpı 3 çarpı yarıçapımız da 2. 2 kere 3 6. 6 kere 2. 12 santimetre yaptı. Evet arkadaşlar. Çemberin yay uzunluğu ve çevre uzunluğuyla alakalı çözeceğimiz sorular bu kadar. LGS başarı setinden ilgili testleri çözebilirsiniz.